Gayet sıkıştırmalı bir sesle girdi. Yani direkt nazal bölümde sıkıştırmalı bir sesle girdi. Zaten artikülasyonda daha minik kullanıyor. Farkındaysanız konsonlara basa basa biraz da söylüyor. Yani vokalleri açmak yerine daha çok konsonları yukarıda ön bölgede nazal bölümde sıkıştırarak söylüyor ki nazal bölümde söylemenin en büyük tekniklerinden biri daha konsonlara basa basa söylemektir. Farkında mısınız? Sürekli nazal bölümde sesi tınlatıyor. Mikrofon kurulumu, buradaki tesisat kullanımını çok iyi beğendim. Yani oturuş, farkındaysanız boyun yapısı hep istediğim gibi, hep söylediğim gibi. Burada da gayet iyi olduğunu görüyoruz. Uzaklaşmayı gördünüz mü vokalde? Tekrar alıyoruz başa. Bakın uzaklaşmaya bakın. Canlı örnek ya, bu kadar yakından da görülmez. Ya yani bakın, direkt uzaklaştı. Artı presleyerek gitti. Yani presleyerek bir gitti var bakın. Ve dolayısıyla da taş gibi geldi. Yani oradaki vokal direkt pozisyona ulaşabildi. Çünkü presleyecek ki havayı tam anlamıyla damağa atabilsin. Burada da net bir şekilde bunu yaptığını görebiliyoruz. Dolayısıyla register kullanımı da gayet iyi. Yani falsete geçişte direkt geçebildi. Çok da zorlanmadı. Genelde falsete geçmede hep bir boyun kırma vardır. Boyun kırmadan da falsete geçilebilir. Hatta daha geniş bir şekilde tınlaması da sağlanılabilir. Oradaki falset kırılması, duyduğunuz şuradaki bir falset kırılması var bakın. Orada bir geçişteki bir falset kırılması var. Siz bu kırılmanın olmasını istemiyorsanız daha genişleterek ve yine dediğim gibi presleyerek yapmak daha uygun olacaktır ama burada biraz da bilinçli bir şekilde kırma var. Bazen de yorumculuk içinde bunları bilinçli yapabiliyoruz. Bu A vokali biraz daha artta kaldı, arkada kaldı. Gereksiz kısmı. Biraz bunu daha düşük kullanıyor sesi. Çünkü bu sefer vokal hacimlerini genişletti. Çeneyi daha fazla açtı. Çeneyi ne kadar açarsanız larenk sıkıştırması o kadar daha net duyulacaktır. Ki nitekim bakın. Çünkü daha fazla açtı. Ama burada uzamayı görüyor musunuz? Omuzlardan aşağı doğru presleyerek yaptığı uzamayı gördünüz mü? Bakın. Bakın aşağı doğru bastırmayı görüyor musunuz? Her seferinde. Hem iç basıncı kullanmak için hem de omuzları presliyor ki boynu daha iyi esnetebilmek için. Ses kasını daha iyi esnetebilmek için yapıyor. Ve daha fazla bas. Daha fazla basıyor. Gayet iyi. Aa, beğendim. Güzel güzel gidiyor. Keyifli. Yine aynıları. Hızlandırdık, buradan hızlandı söylüyordu. Bakalım bir numaramız var mı? Yine falset bakın. Biraz daha düştü ses ama farkında mısınız? Yani çünkü çok fazla larynx attığı için artık ses burada düşmeye başladı. Çok fazla yoğunlukta larynx bölümü tınısını kullanmayın. Yani kullandığınız zaman biraz sıkışıklık hissedersiniz. Artık ses kasınıza dışarıdan baskı sağlarsınız. Bu da yani uzun vadede performansınızı olumsuz etkiler. Dikkat edin buna. Yani yüzünü göremediğim için çok fazla burayı nasıl kullanıyor net bir şekilde söyleyemiyorum ama elmacık kemiklerine doğru sesi attığını söyleyebiliriz buralarda bazı bölümlerde. Daha tını merkezini bu bölgeye yerleştirdiğini söyleyebiliriz. Ağız yapısından onu anladım, artık tını duyumundan anladım. Ama net bir şey söylemek pek mümkün değil, göremiyorum çünkü yüzünü. Hep diyorum ya elma gibi ısırın diye, bakın gördünüz mü? Diye aldı. Direkt elma gibi ısırdı ve vokali direkt damak bölümüne atabildi.
bastırmayı gördünüz mü? Orada fırlatmak için. Bastırmayı gördünüz mü? Es verdi, bastı ve su çıktı. Bilinçli kırılmalar bunlar. Bilinçli çatallanmalar. Stilin içinde var. R&B yorumculuk içinde bunlar olabilen şeyler. Tabii larynx'e çok fazla sıkıştırma, çok fazla baskı ses kasının falsete doğru çevrilmesinde problem yarattı. Dolayısıyla burada havalı geldi. Havalı geldi çünkü o kadar baskı larynx bölümündeki çevresel baskı ses kasının artık o çevrimine dönmesinde problem yarattı. Dolayısıyla falsete dönemedi. Bakalım daha numara var mı? Nazarlı buralar. Daha minik artikülasyonlar, minik artikülasyonlar. Bakın hava geliyor, görüyor musun? Ses sallanmaya başladı. Çünkü çok fazla larynx'e attı. Yani sonralarda o açtığı bölümlerde çok fazla larynx'eydi. Yani neticesinde şunu söyleyebiliriz. İyi bir kullanım var aslında ses kullanımı ama çok fazla larynx tınısını yaptığınız zaman sesinize zarar verirsiniz. Performans için zaten farkındaysanız hissedildi. Sonlara doğru ses düştü. Genel anlamıyla aslında çok beğendim ya. Boyun kullanımı, beden kullanımı, ağız hacmi kullanımını beğendim ama tını merkezini pek beğendiğimi söyleyemem. Tını merkezi çok fazla aşağıda kaldığı için uzun süre ilerleyen dakikalarda problem yarattı. Ama diğer faktörleri beğendim. Gayet başarılıydı. Özellikle bazı yerlerde vokal kullanımları çok iyiydi. Bazı yerlerde tınıyı da aslında güzel yere yerleştirdi ama A vokalinde çok fazla larynx'te tını merkezini koyduğunu gördük. O da ister istemez sesin düşmesine neden oldu. Falset kırılmaları R&B yorumculuğun içinde var dedik. Onları çok fazla umursamanızı tavsiye etmiyorum. Yani orada kırılmalar var hocam, problem mi? Değil. R&B yorumculukta var bunlar. Register genişliği ilk bölümde çok güzeldi. Sonrasında ses düştü işte dediğim durumdan kaynaklı. Si analizde böyle ses analiz videolarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.